Şu anda Hamburg'un Hammerkirche semtindeyiz. Burası Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne ait olan Merkez Cami ve içeride bir ergen seyahat acentesi var. Dün akşam kimliği henüz belirlenemeyen fakat 3 kişi olduğu tespit edilen kişiler tam bu demir parmaklıkların arkasından seyahat acentesinin camına 3 adet Molotov kokteyl attılar ve bunlardan 2 tanesi isabet ederek cam kırıldı. Ama görgü şahitleri olayı anında polise haber vermekle herhangi bir can ve daha büyük mal kaybına sebep olmadan polisler olay yerine geldi ve şu anda incelemeler devam ediyor. Tabii saldırganlar bu demir parmaklıklardan içeri geçemediği için demir parmaklıkların arkasından Molotov kokteylleri atmışlar. Evet, şimdi yanımızda Ergen Seyahat Acentesi'nin sahibi Ahmet Bey var. Ahmet Bey, öncelikle geçmiş olsun. Sağ ol. Olayı bir anlatır mısınız? Olay dün gece saat 1 sıralarında. Buradaki idareci arkadaş Tevfik'ten bir telefon aldım. Ahmet abi, kapıya Molotov kokteyli atmışlar. İçeride camda kırık var. Gelir misin dedi bana. Ben hemen sordum. İçeriye kadar girmişler mi? Yok dedi. Dışarıdan atmışlar dedi. İşte buraya geldim. Buraya geldiğimde polisler de gelmişlerdi. Polisler burayı Tatort, yani olay yeri mahalli diye çevirgeye almışlar. Bizi saat yaklaşık 3'e kadar içeri sokmadılar. Kriminal beklediler şeyden, polis müdürlüğünden. Onlar geldi. Onlar tekrar ferdi olarak görgü şahidi hocamın, ondan sonra benim yani şey olarak, zarar sahibi olarak buradaki başkanın falan konuşmalarımızdan rapor tuttular. 3.30'da falan ayrıldım buradan. Evet. 3.30'a kadar buradaydım. Olaya karışanların 3 kişi olduğunu polis söyledi. Yani söyledi. Bu kişilerle ilgili herhangi bir bilgi verildi mi daha? Hocam eşkal bilgisi bile veremedi. Çünkü karanlıktı dedi. Ben o anda o panikle 3 kişi olduklarını gördüm. Ve yaklaşık 1 dakikalık bir süre içerisinde ellerindekilerini attılar. Ve hızla Uban tarafına doğru, yani Amerika tarafına doğru kaçtıklarını söylediler. Evet. Şimdi burada siz tabii uzun yıllardır seyahat bürosu işletiyorsunuz. Daha önce de böyle olaylar gelmişti değil mi? Daha önce de çünkü haber yapmıştık. Daha önce de bu bölgede yine benzeri cam kırma olayları. Yine o zaman şu tel örgüler olmadığı için genel bir saldırıyla çay ocağı, sigara otomatı, kütüphaneye falan saldırılar oldu. Bir başka olayda yan tarafa kundaklama oldu, yangın çıkarıldı. Ama en son olan olay yaklaşık 3 sene önce. Bir gecede 2 sefer. Önce şuradaki parke taşları, bir cam benden, bir cam yandaki bakkaldan. Şurayı gösterebilirsiniz. Bu ön korkuluk yoktu o zaman. Bakkalın iç şeyin camını kırarak. Gece onu kapattık. Bir buçuğa kadar buradaydık. Gece saat 3'ü 10 geçe, 3'ü 20 geçe tekrar benzin dökerek orayı yeniden kundakladılar ve ateşe verdiler. Daha büyük bir olaydı. O şeylerde, evet. onlar da yaşadık. Peki bu olaylardan sonra kamera ve tel örgüler yapılmıştı. Bu kamera sistemleri hiçbir işe yaramadı mı? Yani bu işte kameradan sonraki ilk olay bu diyebiliriz. Bilmiyoruz kameralar işe yarayacak mı? Bu akşam görüntülerle ilgili polis kameraları incelemeye aldı mı? Alacağını söyledi ama bilgim yok. Ama şuna eminim, bu tel örgülerin koruyucu ve caydırıcı olduğuna eminim ben. Evet. Tabii olmasaydı çok rahat içeri girerek daha büyük yangın çıkartabilirlerdi yani. Şimdi bu 3 Molotov kokteylden bir tanesi buraya kapıya isabet etti. Evet. Ve burada kırılan camlar herhalde içeride yayılmış. İçeride gördük yayılmış, onları. Evet. Yani bunu da şöyle söylüyorum. Polis bizzat gösterdi. Kırık şişenin bir tanesi buradaydı. Bir tanesi şu vitrinin önünde. Bir tanesi de şu çubukların olduğu yerde. 3 tane şişeyi kendi tespit etti ve eldivenlerle topladı götürdü. Bir tane de atılmamış. Tam tel örgünün dışında vardı. Evet. O şekildeydi. Oldu. Tekrar size büyük geçmiş olsun. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşamazsınız. İnşallah. Şimdi yanımızda Cami Derneği Başkanı Tevfik Kayavay. Olay yerine ilk önce siz gelmişsiniz. Bir anlatır mısınız? Ne zaman haberiniz oldu? Olay yerine ilk ben geldim. 1'e 5 kala bir telefon geldi bana. Yani camimize şişeler atıldı diye. Ondan sonra 10-15 dakika sonra ben geldim. Evet. Baktım. Yani bira şişesi vardı. Molotov şişesine benziyor. O anda ben polisi çağırdım. Ahmet abiye bilgi verdik. Polis geldi, inceledi. LK'dan bir bayanla bir beyefendi geldi. Notlarını aldılar. 2-3 saat sürdü incelemeleri. Evet. Daha önce 3 yıl önce de böyle bir saldırı olmuştu. Irkçı mektuplar gelmişti. O tarihten beri herhangi bir şey olmadı değil mi? Camide ilgili herhangi bir saldırı olmadı. Oldu. 3-4 hafta önce bir mektup geldi yine. Irkçı mektup mu? Irkçı mektubu. Adres bize göndereni de Ramazan Uçar olarak yazılmış. Gönderen. Mektuplar bizde kopisi var. Ramazan Uçar'ın da başka bir cemiyetin başkanı. Başka bir cemiyetin başkanı. Polise bildirdik. Polis aldı. Aldı, götürdüler.
Ondan sonra 3 hafta oldu dediniz. Herhangi bir inceleme sonucu herhangi bir bilgi çıkmadı mı? Şu anda daha henüz çıkmadı. O mektupların nereden gönderildiği, nereden geldiği konusunda hiçbir cevap verilmedi size. Yani ırkçılık, yani Türkengaus öyle kelimeler vardı. Yani dinimize üzerine küfürler. Türklere ve dinimize hakaret eden kelimeler vardı. Evet. Peki bu olayın devamını tekrar soruşturdunuz mu? Yani 3 hafta oldu ama polisten herhangi bir cevap gelmedi. Bu ırkçı mektubun akıbeti ne olacak? Bu konuda herhangi bir araştırma yapmadınız mı daha? 2 hafta önce, yaklaşık 1,5 hafta önce bir polisten bir telefon yine geldi. Dediler, biz dediler Eliz'i şey edeceğiz. Mektupları kim ellediğini sordu. Ben o bilgileri verdim. Yani şimdi kontrol edecekler, yani el izin var mı yok mu ona göre. Evet. Burası aynı zamanda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Hamburg'daki merkez camii. Bundan sonra bu tip saldırılar karşı yönetim olarak nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz? Tedbirlerimizi alacağız. Yani kameralarımızı fazlalaştırıp artı jalozinleri, hocamızın jalozinlerini yaptırıp çevrede biraz daha tedbir almaya çalışacağız. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Bunda ne izah edeyim ki yani? Evet, yani az önce bahsettiğiniz ırkçı mektuplar bunlar mıydı? Birisi bu. Birisi bu. Gelenlerin ırkçı mektuplarının birisi bu. 3 hafta önce bu posta yoluyla geldi size. Yok, posta yoluyla değil. Yani posta sizin kutusuna posta atılmış. Kutusuna atılmış. Yani pul falan herhangi bir şey yoktu. Postanın aracılığıyla değil. Yok. Elden atılmış. Elle atılmış. Ama bunu kameralarda falan görüntüsü yok tabii, değil mi? Posta kutusu. Kamerada atılmış. Görüntüsü yok. Evet, bir mektup daha var burada herhalde. Bu, da bu beraber, hepsi beraber. İkisi beraber geldi. Evet. Aynı mektubun içinden mi çıktı bunlar? Aynı mektubun içinden. Tabi burada siyah beyaz olduğu için tam gözükmüyor ama bunlar kırmızı kan. Kan şeyi. Hı hı. Tamam. Onu belirtmiştik zaten. Gelen polislere böyle böyle. Bir gelin.